Tüm katılımcılara iyi günler diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün bu Marksist teori okumaları başlıklı seminer dizimizin ilk haftasıyla karşınızdayız. Ve Henri Lefebvre'in Diyalektik Materyalizm başlıklı kitabını okumaya başlayacağız. Bu tabii benim için de bir deneysel okuma olacak. Daha önce yüz yüze yaptığımız çok okuma grubu olmuştu yıllar önce. Güzel sonuçlar da aldık. Her seferinde tabii farklı yöntemler uygulanabilir. Burada da uyguladığımız yöntemin nasıl ilerlediğini aslında ilerleyen haftalarda görmeye çalışacağız. Benim burada amacım aslında burada Marksist teorinin tabii çok çeşitli dönemleri var. Daha kurucu metinler diyebileceğimiz metinler var. Karl Marx'ın, Friedrich Engels'in metinleri. Bizim günümüzde halen üretilmekte olan metinler var. Bir de tabii ara dönem işte 1950'ler, 60'lar, 70'ler ve öncesine sonrasında çok yoğun bir entelektüel üretim var Marksist teori alanında. Bunlara değinmeye çalışacağız. Başlangıç olarak bu ara dönemden bir temel metin seçmeye karar verdim. Henri Lefebvre, Diyalektik Materyalizm. İlk tarihine bakıyoruz aslında, yazım tarihi kitabın en sonunda verilmiş. 1938. İlk basımı bildiğim kadarıyla 1939. Ondan sonra tabii yeni baskılar yapıyor. Günümüze kadar da halen güncel kalan bir metin diyebiliriz bunu. Bunu incelemeye çalışacağız. Tabii bir metin okuması yapmanın pek çok yöntemi var. Bir metni tarihsel bağlamı içinde kalarak ve özellikle ona atıf yaparak inceleyebiliriz. Bu bir yöntem. Yer yer Lefebvre neden, kimin için yazdığı, 1939'da bu metin ne ifade ediyordu? 1960'ların başında buna yeni bir ön söz yazdığında bu ne ifade ediyordu? Buna bakmaya çalışacağız. Ama ondan da fazla aslında ben bunu ve bundan sonraki metinleri, bu metinler günümüze ne söyler? Bu düşünürler günümüze ne söyler? Günümüz için bu soruları yeniden nasıl sorabiliriz? Buna bakmaya çalışacağım. Bazen anakronizm pahasına ne yazık ki diyeyim. Tabii tarihsel okumaları, tarihselci okumaları bolca yapıyoruz. Buna da ihtiyacımız var. Ama bazen de böyle zamansal kaymalara ihtiyacımız oluyor. Tam da bu düşüncelerin aslında güncelliğinin nerede olduğunu ya da güncelliğini kaybettikleri yerin neresi olduğunu da belki görebilmek için. Şimdi Lefebvre'in biyografisinden de o yüzden biraz az bahsedeceğim, belki beklentisinden daha az bahsedeceğim. Ansiklopedik bilgileri zaten kolayca bulabiliyoruz şeyde, internette ya da başka yerlerde. Lefebvre'in hayatına, eserlerine, ilham kaynaklarına, Kant, Hegel, Nietzsche ile ilişkisine değinen bir yazı Aralık sonu gibi sanırım yayınlanacak. Murat Ertan kardeş imzasıyla Doğu Batı Yayınları tarafından yayınlanacak olan bir kitapta. Yayınlanınca onu da belki tavsiye etmek mümkün olabilir. Onun dışında pek çok kaynak bulursunuz. Bir Fransız Marksist düşünür Lefebvre, 1930'ların ortasından itibaren aslında ismini Hegel çalışmaları alanında çok duyurmuş ve Türkçe'ye de aslında kazandırılmış olan çok meşhur bir Hegel seçkisi hazırlamış bir kişi Lefebvre. Norbert Guterman'la beraber yaptığı meşhur Hegel ve Marx derlemelerinden bahsediyorum. Hegel seçme eserler, seçme metinler diye sanırım Türkçe'ye çevrilen ve Onur Yayınları tarafından yayınlanan bir metin halen bulunabilir. Fransızca yapılmış ve Türkçe'ye de çevrilmiş. Çok iyi bir seçki. Daha sonra tabii Marksizm alanında, Marksizmin çok çeşitli konularında eser vermeye devam ediyor. Diyalektik Materyalizm onun erken dönem diyebileceğimiz eserlerinden biri, 1939 olduğuna göre. Çünkü 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler çok uzun bir süre boyunca Lefebvre eser vermeye devam eder ve pek çoğumuzun bildiği gündelik hayat üzerine kitaplarını, kent, kent mekanı gibi konular üzerine kitaplarını, ritim, ritim analizi, işte zaman kavramı üzerine kitaplarını sonraki yıllarda yazacak. Ben tabii burada bu 1939 tarihli kitaba yoğunlaşacağım. Metni aslında okumaya hemen başlayabiliriz. Özellikle de kısa tutmaya çalışacağım çünkü bu okumalarımızı her hafta yarım saat yaklaşık bir okuma yaparız. Soruları da en sonda alırız diye tahmin ettim. Tabii siz istediğiniz gibi yazabilirsiniz şeylere, bu söyleşi kısmına. Burada bulunan arkadaşlarımız da tabii yine sorularını bir kenara yazabilirler. En son belki kalan birkaç dakikada bunlara yanıt vermeye çalışırız. Şimdilik daha bütünlüklü bir şekilde metne bakmaya çalışalım. Yavaş gitmeye çalışacağım. Tabii bu biraz metnin bize vereceği ritme göre de değişecek bu yavaşlık ya da hızlılık. Bazı gün belki birkaç paragraftan ibaret bir okuma yapabiliriz. Bazen uzun uzun birkaç sayfayı atlayarak da okuma yapmamız mümkün olabilir. Çok da kendimi sınırlamak istemiyorum doğrusu. Bunu bir ders gibi almak da istemiyorum. Hani 5 haftada bitirmek, 6 haftada bitirmek gibi çok kesin şeylerim yok, hedeflerim yok.
İlk seminerimizde birdenbire bir teknik sorun ortaya çıkmıştı ve kaydımız anlamadığımız bir nedenle sonlanmıştı. O yüzden bir 10-15 dakikalık bir kayıp ortaya çıkmıştı. Şimdi bunu başka bir gün yeniden aslında yorumlayarak bir eksiği kapatmaya çalışacağım. Aslında tam da bu ön söz, 5. baskıya ön söz kısmı eksik kalmıştı. Onu şimdi yorumlayarak bir başlayalım. Şimdi bu kısmı belki biraz daha hızlı geçmemiz de iyi olabilir. Çünkü zaten bu ön sözde ele alınan, Lefebvre'nin ele aldığı temalar 1960'ların başında kitabı yeniden değerlendirirken ortaya koyduğu konular. Ve zaten kitabı okudukça bütün bu konulara tekrar tekrar dönme fırsatımız olacak. Kısaca özetlemek gerekirse, kısaca üzerinden geçmek gerekirse 39'da yazdığı bu kitaba bir yaklaşık 20, 24, 25 yıl sonra tekrar bakıyor. Ve bolca bir kurumsal Marksizm eleştirisi yaptığını görüyoruz. Tabii şimdi bu kurumsal Marksizmden ne anlıyor? Sonraki satırları da, sonraki 3-4 sayfayı da okuduğumuzda Sovyet Marksizmi ne kastettiğini anlayabiliriz. Sovyet Marksizmi içinde resmi yorum haline gelmiş olan Marksizm yorumlarını, diyalektik materyalizm yorumlarını anladığını tahmin edebiliriz. Zaten Stalin ve Jdanov'un isimlerini hemen sonrasında veriyor. Ve tabii ki 1930'ların sonundan itibaren bu Sovyet Marksizminin artık standartlaşmış yorumlarının sadece Sovyetler Birliği'nde değil, pek çok başka yerde de Doğu blokunda ama bu arada Batı Avrupa'nın komünist partileri içinde de yaygınlaşmasından bahsediyor diye tahmin edebiliriz. Peki şimdi nasıl eleştiriler yöneltiyor bu kurumsal Marksizm adını verdiği bütüne? Bir ona bakarak aslında başlayalım. Pozitif bilimler ve özellikle de fizik adına felsefeyi bu bilimlerin sonuçlarını toparlayacak ve dünyanın kesin bir görünümünü çıkaracak bir çerçeve olarak görme eğilimi vardı diyor. Yani bir bakıma felsefe ile pozitif bilimler arasında yoğun bir ilişki kurmaya çalışırken bu pozitif bilimlerin ve fiziğin yöntemlerini kullanarak ve dünyanın kesin görünümünü çıkarmaya çalışarak felsefe ile bilim yaklaştırmaya çalışma, felsefeyi de bir bakıma bu pozitif bilimlere indirgeme çabasından aslında bahsediyor. Diyalektik yöntemi Stalin ve Jdanov'un basıncı altında doğadaki diyalektik üzerinde temellendirme çabalarını yine eleştiriyor. Yani bu Lefebvre'in aslında hayatı boyunca eleştireceği konulardan biri toplum analizlerimizi, felsefe incelemelerimizi doğa bilimlerinin yöntemlerine ve doğadaki diyalektiğe indirgememiz, bütünüyle onda temellendirmemiz mümkün değildir. Ha, parantez içinde şunu da açalım, bu daha sonra tekrar döneceğimiz bir konu. Lefebvre doğada bir diyalektiğin olduğunu reddetmiyor mesela. Doğa bilimlerinin önemsiz olduğunu ya da doğa bilimleri ve toplum bilimleri arasında çok büyük bir kopuş olması gerektiğini de söylemiyor. Onun derdi başka bir şey, toplum bilimlerini doğa bilimlerinde temellendirmek ya da toplum bilimlerini, doğa bilimlerini yöntemine indirgemekten bahsediyor. Esas eleştirdiği nokta bu diye tekrarlayalım. Şimdi ondan sonra bunun çeşitli boyutlarından bahsediyor bir numaralama yaparak. Bunlardan bazıları biraz daha önemli, bazıları daha hızlıca geçebileceğimiz konular. Marx'ın gençlik eserlerine yönelik ve halen kaybolmamış olan büyük bir kuşkunun hüküm sürdüğünden bahsediyor. 1960'ların başındayız. Günümüzden baktığımızda bu eleştiri kısmen güncelliğini koruyor, kısmen de kaybetmiş. Çünkü Marx'ın gençlik eserlerine yönelik bir ilgi var. Bolca 1844 ev yazmaları tartışılıyor. Marx'ın işte seçme eserlerinde çokça bu gençlik dönemi eserlerinden de alıntılar yapılıyor. Yabancılaşma gibi kavramlar bir şekilde halen tartışmalar arasında, tartışmalarda yer alıyor. Yine de genel olarak Marksizm içinde olmasa bile Marksizmin baskın şeyleri, hatları içinde bu Marx'ın gençlik döneminde, gençlik dönemi eserlerinde ele aldığı temalara bir uzaklık olduğunu da görebiliriz. Yabancılaşma tabii ilk akla gelenlerden biri. Yabancılaşma konusu pek fazla günümüzde gündeme getirilen konulardan biri değil. Ya da diyalektik yöntem. Yani
dönem dönem tabii bu tekrar gündeme gelir, tartışılır. Yine de çoğu zaman bu konuların en azından işte kapitaldeki şey incelemelerinin, politik ekonominin eleştirisi incelemelerinin ya da Marx'ın Fransa üzerine işte 1848'den sonra yazdığı o yazılardaki, kitaplardaki siyaset incelemelerinin günümüzde biraz gerisinde kaldığını aslında söylememiz yanlış olmaz. Yani günümüzde de aslında bu Marx'ın gençlik dönemi eserlerine yönelik bir ilgisizlik olmasa bile ikinci plana atma olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu konuya 1960'ların başından bakan Lefebvre bunu bir tür dogmatizmin sonucu olarak görüyor. Ve bu gençlik dönemi eserlerini okumanın aynı zamanda bu dogmatizmi aşmanın da bir yolu olduğunu söylüyor bir yandan da. İkinci noktada Marksizm ve materyalizm basitleştirilip pratik ve maddi dünyanın olduğu gibi ekleme ve yorum olmaksızın incelenmesine indirgendi diyor. Ve metodoloji daraltıldı. Yani bir bakıma empirisist bir bakış açısından topluma bakmakla indirgenmiştir materyalizm ve Marksizm. Bunun da olmaması gerekiyor çünkü Marx, Engels, Lenin'in metinlerine baktığımızda tam da bu tip bir bakış açısını reddettiklerini görüyoruz. Olduğu gibi dünyayı anlatmak ya da formel mantığa bütün bilgileri yine indirgeyerek anlatmak, bunlar eleştirilen hususlar, eleştirdiği hususlar Lefebvre'nin. Marksizmin bir doğa felsefesine dönüşmesinin bir diğer kötü yönü, üçüncüsü, yine ele aldığı bir konu şeyde, bu Diyalektik Materyalizm kitabının 1960'ların başında yazdığı ön sözünde bir saptırmayla aslında ortaya çıkıyor. Çünkü Diyalektik Materyalizm bir sistemleştirmeyle beraber geliyor aslında. Ama bu sistemleştirme bir bakıma güncelden uzaklaşma, güncel tartışmalardan uzaklaşma, gerçek teorik ve pratik meselelerin üstünün örtülmesi sonucunu da doğuruyor. Yani aslında şu anda olup biten olayları, olguları anlamak için, anlamlandırmak için, onları eleştiriye tabi tutmak için bir yöntem olarak kullanılmıyor diyalektik yöntem. Daha ziyade taşlaşmış diyelim, canlılığı olmayan bir yöntem olarak ortaya atılıyor. Dördüncü başlık, dördüncü nokta, kurumsal Marksizm yabancılaşma lafını duymak bile istemiyor. Bu kavramı ya reddediyor ya da ancak belirli çekincelerle ve şartlarla kabul ediyor. Bunun da çeşitli nedenleri var Lefebvre'e göre. Çünkü eğer biz yabancılaşma kavramını idealist bir tavrın ötesine geçip gerçeğin eleştirisinde, materyalistçe diyelim, kullanırsak, bu durumda bu kurumsal Marksistlerin gözünde tehlikeli bir iş yapmış oluruz. Çünkü yabancılaşma muhtemelen sadece burjuva toplumunu eleştirmek için kullanılmayacaktır bu durumda. Pek çok başka yabancılaşmanın, işte kadının yabancılaşması, sömürge ülkelerin, eski sömürge ülkelerin yabancılaşması, emeğin yabancılaşması, işçinin yabancılaşması gibi konular sadece burjuva toplumunda değil, sosyalizm içindeki yabancılaşmaların da aslında gündeme gelmesine neden olacaktır. Şimdi tabii bunlar ağır eleştiriler ve Sovyet Marksizmi etkisindeki diğer 1960'ların başının Marksist teorisyenlerine yöneltilmiş ciddi suçlamalar diyelim. Ne derecede Lefebvre hakkını veriyordu bu dönemin Sovyet Marksizminin ve bu dönemin genel olarak işte diyelim ki Komünist Parti teorisyenlerinin, bu aslında tartışılır. Çünkü biz Sovyet Marksizminin bu ders kitabı Marksizminden, bu tip bir kurumsal ya da resmi Marksizm yorumundan ibaret olmadığını da biliyoruz. Ve pek çok Sovyet filozofu bu 1930'ların sonunda da, 1950'li yıllar, 40'lı 50'li yıllar boyunca da, 60'lı yıllar boyunca da son derece canlı tartışmalar yapmışlardır aslında. Yani tabii Lefebvre'in baktığı yerden, Lefebvre'in durduğu noktadan, bu 60'ların başında kendisi tabii partiden çıkmış durumda, bir belirli bir mesafe almış durumda, hem Stalin döneminin geçmişiyle hem o dönemlerin komünist partileriyle, 60'ların başının komünist parti yönetimleriyle, Fransa'da da olsun, Sovyetler Birliği'nde olsun. Ve o yüzden eleştiriyi gayet
sert bir şekilde yapıyor. Ama tabii bu Sovyet Marksizminin sanıldığı kadar, anlatıldığı kadar da indirgemeci, basitleştirmeci olmadığı gerçeğini bize unutturmamalı. Bu konulara zaten tekrar döneriz. Aslında Lefebvre'in kitapta öne sürdüğü pek çok konu ve bu arada bu ön sözde bahsettiği işte yabancılaşma kavramının önemi, genç Marx'a dönüş, genç Marx'ın tartıştığı konuların güncel toplumlara uygulanması, bu arada sosyalist toplumlara uygulanması gibi konularda aslında bu dönemde sadece Batı Avrupa Marksistlerinin değil, Sovyet Marksistlerinin bir kısmının da tartıştıkları konular. Bunlara zaten tekrardan örneklerle de dönme fırsatımız, belki yeni okumalar yapma fırsatımız da olur. Sonraki sayfalarda ön sözün kalan 2-3 sayfasında bu çizdiği genel çerçeveden hareketle işte bu diyalektik yabancılaşma gibi kavramların önemine dikkat çekiyor. Marx'ın gençlik dönemi eserlerinden itibaren işte hangi konularla uğraştığı, o Demokritos ve Epikuros'un doğa felsefesi başlıklı tezinden itibaren aslında ele aldığı konuların nasıl da hem gerçek dünyadaki toplumsal praksisle ilişkilendirmeye çalıştığı bir yöntemle geliştirdiğini anlatıyor Lefebvre. Ve böylece bu dogmatizm eleştirisini bu ön söz boyunca devam ettirerek bu bahsettiğimiz ön sözün sonuna kadar geliyoruz. Şimdi kitabın esas ana gövdesine hızlıca gelmeyi tercih ettiğimi söylemiştim. Kitabımız, Diyalektik Materyalizm başlıklı bu Lefebvre'in kitabı, iki bölümden oluşuyor. Biri bir diyalektik çelişki başlığını taşıyan ve biraz daha uzunca olan bölüm. İkincisi insanın üretimi. İlkinin okumasıyla başlayacağız. Birinci bölümün başı, başlı başına aslında mantık konusunu ele alan bir bölümle başlıyor. Bu basımda, Say Yayınları basımında, Ser Yayınları basımında 13. sayfadan itibaren karşımıza çıkan bölüm ve diyalektik mantık, formel mantık ayrımı üzerine, karşılaşması üzerine sayfalarla aslında başlıyor. Mantıkla başlaması pek çok açıdan önemli ve aslında bunun önemini ortaya koyarak belki bir okumamıza başlamamız gerekiyor. Şimdi mantıkla başlaması önemli dedik. Neden? Çünkü genellikle Hegel-Marx ilişkisine dair kitaplar, çalışmalar tabii daha önce yapılıyordu. Lukács gibi düşünürler de vardı ama Lefebvre'in yazdığı 30'lu yıllarda yavaş yavaş Marx'ın düşüncesinin Hegel'in fenomenolojisi olan bağlantısını kurma çabaları çok yaygındı. Jean Hippolyte'in yazıları aklıma geliyor. Daha sonra Kojève'in yapacağı çalışmalar, tam da bu dönemlerde verdiği dersler aklıma geliyor. Ve aslında günümüzde bile Türkiye'de ve pek çok başka yerde de Marx-Hegel ilişkisi dendiğinde genellikle fenomenolojideki o bilincin uğrakları, işte bilinç, öz bilinç vesaire bu incelemeler ve İşte Marksist bilinç teorisi, Marksist yabancılaşma teorisi. Bunlar arasında bağlantılar, kontrastlar, benzerlikler kurulur. Lefebvre bunu yapmıyor ve bu açıdan aslında Lukács'ın yaptığına da benzer bir şey yürütüyor. Lukács da çünkü daha 20'li yılların başında Marx'ın sadece fenomenolojisini, Hegel'in sadece fenomenolojisini değil, bütün eserini, özellikle de mantık gibi felsefi bilimler ansiklopedisi içinde yer alan pek çok bölümü dikkate alarak Hegel-Marx ilişkisi kurmaya çalışıyordu. Lefebvre zaten başlı başına bir Hegel uzmanı, daha önce söylediğim gibi. Hegel'den çok iyi bir seçki hazırlamış bir kişi ve mantık biliminin, Hegel'in mantık biliminin bütün Hegel sistemi için önemini çok iyi biliyor. Ve buradan hareketle başlatıyor bu çelişki tartışmasını, yöntem tartışmasını, diyalektik tartışmasını. İlk birkaç paragrafa bakarak belki başlayıp ondan sonra bu haftamızı yavaş yavaş sonlandırabiliriz. Formel mantıktan bahsetmeye başlıyor, biçimsel mantıktan bahsetmeye başlıyor ve ilk cümleyi okuyayım aslında. Biçimsel mantık zihinsel işlemleri belirlemeye koyulduğunda deneysel içerikten, yani özgül ve olumsal içerikten, her tür somut olumlamadan bağımsız işler. Bu ne demek? Bir somutluk var.
Bu somutluk deneysel, bir özgürlüğe sahip, bir olumsallığa sahip, karmaşık bir olgular bütünü diye bunu aslında basitleştirelim. Bir somutluk var böyle. Ve bizim bu somutluktan türettiğimiz bazı soyut teoriler var. Mantıksal çıkarımlar, mantıksal teoriler, mantıksal yöntem de bu soyutlamaların önemli bir yöntemi. Aristotelesçi geleneğin tanımladığı, aldığı şekliyle mantık tanımını hatırlayalım mesela. Bilinenlerden bilinmeyenlere ulaşmanın, yani düşünmenin aracıdır mantık, değil mi? Ama bilinenler nedir? Bu somut gerçeklikte yer alan, o karmaşık gerçeklikte yer alan unsurlar. Biz yine o somut gerçeklikteki bilinmeyenlere doğru ulaşmak için bu soyutlamaları yaparız ve bu yöntemi kullanırız. Biçimsel mantık bir bakıma bu içeriği unutur. Yani o düşüncenin, o soyutlamaların, o yöntemin ne için geliştirildiğini unutur belki de. Bu ne demek? Somut gerçeklikle, olgusal gerçeklikle bu gerçekliği aslında incelemek için ortaya konan mantıksal yöntem arasında bir makas açılır, bir açı oluşur. Biçimselciliğin bir evrensellik iddiası vardır ve bu biçimselcilik, bu biçimsel mantıkçılık kendini meşrulaştırır. Biz mantığı semboller üzerinden artık incelemeye başladıkça ve incelemelerimizi de mantık etrafında döndürmeye başladıkça artık evrensel hakikat üzerine, evrensel doğrular üzerine söz söylemeye başlarız. 20. yüzyıl felsefesinde de çoğu zaman aslında gelinen nokta budur. Gerçeklik hakkında herhangi bir şey söylemek istiyorsak matematik yöntemlerden geçmemiz gerekiyor. Tercihen hatta mantık üzerine temellenmiş matematik yöntemlerden geçmemiz gerekiyor ki şüphe kısmını bir kenara bırakalım ki muğlak ifadelerden kaçınalım, müpenlikten kaçınalım, kesin tanımlar yapalım ve böylece felsefe bilimin bir aslında yöntemi, bilimin bir dayanağı, pozitif bilimlerin bir dayanağı olarak kendini bulsun. Bu tabii pek çok kişi tarafından yapılabilecek bir şey. Bunu bir analitik felsefe olarak, eleştirisi olarak okumamız da mümkün. Hani felsefi incelemeyi matematik ve mantık üzerinden bir kesinlik arayışına indirgemek. Ya da yine bu kesinlik arayışlarını temel alan bir indirgemeci Marksist yorumunda bir eleştirisi olarak okumak mümkün. Analitik Marksizm gibi yorumlar var. Tabii bunları da geçiyorum. Mesele burada olgusal gerçeklikle, somutlukla diyelim. Bu somutluktan yapılan o somutluğu daha iyi anlamak için, bütünüyle anlamak için yaptığımız soyutlamaların arasındaki açının açılması ve araç olanın aslında bir bakıma amaç haline gelmesi. Yani Aristoteles'in mantığı organondur, değil mi? Şeydir, bir inceleme aracıdır. Bütün o kategoriler, birinci analitikler, ikinci analitikler, bunların hepsinin oluşturduğu külliyat organon külliyatıdır. Gerçekliği düşünmek için kullandığınız o araç şeyi, araç kutusu, alet kutusu. Bu formelliğe saplanıp kalınca meşhur şeylere tutunuruz. O temel öncüllere. Özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı gibi aslında presokratiklerden Aristoteles'e gelen dönemde peyderpey gelişen, Aristoteles'te artık bir kesin bir liste haline alan o meşhur listeyi alalım. Ve bunlar içerikle, yani somut gerçeklikle aralarındaki bağ koptukça aslında sürekli tekrarlanan ve kesin bir takım doğruları söylemek için kullanıldığı iddia edilen ama bahsettiğimiz o somut gerçeklikle bağlantısı giderek kopan doğrular haline gelir. A, A'dır. Özdeşlik ilkesi. İşte A, B değildir. Ha bu arada A, B ise, B, C ise, A, C'dir gibi kıyas şeylerini hatırlayın, kurallarını hatırlayın. Bütün bunlar üzerinden düşünme gitmeye başlar. Hegel'den de bir alıntı yapmış felsefe tarihi üzerine derslerden. Formel mantıkta düşünce, düşünülen nesneyle adeta hiçbir ilişki girmeden ayrı bir mecrada akar. Yani düşünce somut gerçeklikten uzaklaşıp süzülüp gitmektedir ve biz sadece onu inceleyerek aslında kesin bir bilgiye ulaşabiliriz gibi bir yanılgıya kapılmış. Bunu eleştiriyor ve içeriğin önemi dediği her yerde aslında tam da bu somut gerçekliğin önemine dikkat çekecek şey Lefebvre.
Hani mantık açısından baktığımızda bu biçimin içeriği, biçimsel olan unsurun içerik boyutu oluyor. Ama tabii bunun somut gerçeklik ve onun soyutlaması ve bu soyutlamanın yöntemi gibi de tekrar kavramsallaştırmamız mümkün. Buradan sonra tabii pek çok şeye değinmiş. Mantıksal ilkeler, özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı. Salt analitik değildir aslında sanılanın aksine. Biz kurduğumuz her tür kıyas cümlesinde yaptığımız tanımlarda bu basit mantıksal, bu formel mantıksal çerçevede kalmayız hiçbir zaman. İçeriği vardır her zaman bunların. Biz hatırlasak da hatırlamasak da ve aslında yapmamız gereken tam da bu içeriği hatırlamak. Baştan belki bunu söylemek lazım. İçeriği önemseyelim, içerik üzerinden bir düşünce geliştirelim ve biçimsel mantığı tamamen bir kenara bırakalım demiyor. Matematiksel yöntemleri bir kenara bırakalım demeyeceği gibi. Bunlar da önemli. Yeter ki araç iken amaçsallaştırılmasınlar. Aslında belki tam da şey bu. Önemli olan bu. Sonunda zaten biraz da buna gelecek. Aristotelesçiliğe getiriyor sözü 14. 15. sayfalarda. Burada belki biraz da Aristoteles'e görevi bir haksızlık ettiğini de söyleyebiliriz. Aslında Aristotelesçilik demiş tabii, Aristoteles'e getirmemiş. Şimdi Aristoteles mantığın her zaman daha bütünlüklü bir şeyini, tablosunu çizer. O mantık külliyatında kategorilerle başlar ve kategoriler kitapçığı, kitabı. Şimdiki mantıkçıların anladığı anlamda bir basit biçimsel mantık eseri değildir. Çok temel ontolojik kategoriler vardır orada ve Aristoteles'in derdinin aslında varlığın bütününü, o bütünün içindeki dinamik ilişkileri anlamak olduğunu baştan zaten o eserden görürüz. Ondan sonra daha biçimsel mantık kısımları başlar. Birinci analitikler, ikinci analitikler, işte tanım teorileri, kıyas teorileri, genellikle günümüzde mantıktan anlaşılan şeylerin temeli o iki kitapçıkta atılır. Sonrasında zaten bambaşka şeyler de çıkar. Topikler, yani diyalektik üzerine kitap, eski tarz diyalektik diyelim. Sofistik çürütmeler, şeyler, diğer başka kitaplar, işte o mantık külliyatına eklenmeli mi, eklenmemeli mi diye düşünülen retorik, poetika gibi diğer kitapçıklar da aslında bütün bunların çerçevesinde ele alınabilir. Ama Lefebvre'in bir haklılık payı var. Aristoteles olması bile ondan sonraki Aristotelesçiler mantık deyince bu biçimsel mantığı anlamışlardır. İşte A'lar, B'ler, A, B, C ilişkisi, işte özne, yüklem, orta terim gibi soyutlanmış unsurlardan ibaret bir sorgulama ve somut gerçeklikle o mantığın bağının kopmasını anlamışlardır. Şimdi bu tartışmayı mesela günümüze nasıl taşırız diye düşündüğümüzde aslında belki şuna bakmamız gerekiyor. Bu biçimselleştirme gerçekliği mantıksal ya da matematik bir gerçeklikten hareketle inceleme çabasının tabii ki çok çeşitli iz düşümleri var. Ve mesela bir sosyal bilim incelemesi yapmak için ya da bir felsefi inceleme yapmak için olmazsa olmazın bir niceliksel analiz, bir matematiksel yöntem, bir mantıksal indirgeme olduğunu söyleyen pek çok yazar vardır. Ve tam da bu nedenle mesela Marx'ın yönteminin modasının geçtiğini, miadının dolduğunu, onun aslında bir tür metafizik olduğunu iddia edenler de çokça karşımıza çıkar. Ana akım sosyal bilimlerin zaten uzun zamandır aldığı yol bu yöndedir. Matematiksel yöntemlerin yoğun bir şekilde kullanılmakla kalmayıp bir bakıma fetişleştirilmesi ve amaçlaştırılması aslında burada söz konusu. Ve burada tam da biraz önce bahsettiğim gibi kesin yargılar ortaya koyduğu iddia edilen, artık işte o diyalektik soruşturmaların ya da somut gerçekliğin karmaşıklığının üstesinden geldiğini, o formellikle, o biçimsel dille, o sayılara veya harflere başvurarak o gerçekliği basitleştirme çabasıyla bunun üstesine geldiğini iddia eden pek çok sosyal bilim yöntem kitabına, hatta beşeri bilimlerdeki yöntem geliştirme çabalarına rastlayabiliyoruz. İşte Digital Human mesela, tarih, sosyoloji, felsefe gibi alanlarda da diğer alanlarda olduğu gibi sayısallaştırmanın, biçimselleştirmenin temel olduğunu iddia eden pek çok yazar var. Belki bu satırları tekrardan okuyarak onların da çoğu zaman aslında son derece somut olan, son derece somut belirlenimlerle, etkileşimlerle, nedenselliklerle ilerleyen o toplumsal alanı böyle bir soyutluğa indirgeme
çabasında olduğunu belki hatırlamamızı da sağlıyor ve pozitivizm eleştirisinde tam da bu noktadan hareketle geliştirmemiz gerekiyor. Burada tekrar tabii söylemek gerekiyor. Pozitivizm eleştirisi sadece bir işte şey mantık yöntemin, mantıksal yöntemlerin veya matematik yöntemlerin kullanılmasının eleştirisi değildir. Amaçsallaştırmasının, fetişleştirmesinin bir eleştirisidir. Bundan sonra tabii geldiği pek çok başka konu var yazarımızın, Lefebvre'in. Formel mantığın rasyonel düşünceyle yaşadığı çelişkiler. Çünkü kesin bir tahlil yaptıkça, kesin bir saptama yaptıkça bu formel mantığı işte her şeyin üstüne koyan kişiler diyelim adeta hakikati çözdükleri iddiasındadırlar. Buna karşılık Lefebvre'in yaptığı bir uyarı var. Bilimler formel mantığın dışında hatta ona karşı gelişmiştir. Yani bu formel mantığı kullanmanız sizin bilimselliğinizi, ulaştığınız bilimsel sonuçların sahihliğini garantilemez. Tam tersi bilimlerin tarihine baktığımızda sandığımızın aksine bu biçimsellik, biçimselcilik aslında gayet geri plandadır. Bu tabii günümüzde de tekrar bir düşünmemiz gereken bir şey çünkü bilim, bilimsel araştırma yöntemleri, bilim nedir? Bu sorular sorulduğunda ister istemez o nicelleştirilebilir veriler üzerinden giden bir araştırma çabası ortaya çıkıyor. Bilimsel Araştırmalar Yöntemleri kitabının çok büyük bir çoğunluğu aslında o nicel araştırma yöntemlerinin merkeziliği üzerine kurulu. Nitel araştırma yöntemleri adeta bir aksesuar konumda olduğu gibi aynı zamanda nitel araştırma yöntemleri biçimsel olarak nicel araştırma yöntemlerine öykünüyor. Yani yine bir mantıksallaştırma ve biçimselleştirme çabası üzerinden sayısal olmayan araştırmalar kurgulanıyor. Bu bile bir sorun. Halbuki bilim üretkendir Lefebvre'e göre. Ne zorunlu hareket hakikatlerden yola çıkar ne de kesinlik prensiplerine uygun bir gelişme çizgisi takip eder. Yani kesin, sabit doğrular, kesin, sabit tanımlar, kesin ve değişmez ayrımlar, ayrıştırmalar üzerinden bir bilim yapma çabasının bir gerçekliği yoktur diyor. Bu da aslında uzun üzerinde düşünmemiz gereken bir şey. Çünkü bu biçimsel mantık üzerine kurulu olan bilim ya da felsefe yaklaşımları ister istemez o tanımları, ayrımları, tasnifleri sabitleme eğiliminde olacaklardır. Lefebvre'in buradaki uyarısı o sabitlikleri, sabit tanımları, sabit ayrımları da tartışmaya açmak. Bunun çok çeşitli örneklerini günümüzde bulabiliriz aslında. İşte toplumsal olan nedir, olmayan nedir, politik olan nedir, olmayan nedir, iktisadi olan ya da alan nedir, olmayan nedir gibi konularda çok keskin bazı yargılar da bulunabiliyor. Çok çeşitli geleneklerden insanlar. Bu gibi bir keskin ayrımlar yapma çabasına da aslında bir eleştiri. Biraz sonra bunun aslında açılımını yapacak ama şimdiden söyleyeyim. Gerçeklik, toplumsal ya da doğal gerçeklik fark etmiyor. Bu tip çok keskin ayrımlar yapmamıza mümkün, imkan vermeyecek kadar büyük bir bütündür ve ilişkili bir gerçekliktir. Ne kadar bu gerçekliğin bir kısmını ayırırsak ve farklı bir şekilde adlandırırsak adlandıralım, bu o gerçekliğin diğer kısımlarıyla dinamik bir ilişki olduğu gerçeğini değiştirmez. Yapacağınız tanımlar da tabii ki kesin tanımlar olabilir ama yine de bu tanımlarda da belki bu bağlantı paylarını, bütünlük içinde o tanımları yapma çabalarını ortaya koymak gerekebilir. Aslında burada tam da bugün gelmek istediğim yere kadar yavaş yavaş geliyorum ve pek biraz sonra bitirebiliriz. 16. sayfanın tam ortasında bir de şundan bahsediyor. Şeylerin ve bilincin barındırdığı çeşitlilik ve değişkenlik kelimenin eski anlamındaki diyalektiğe, yani kesinlik içermeyen tartışmalara keyfince ister lehte ister aleyhte argüman üreten avukatın veya sofistin oyunlarına terk edilir. Şimdi burada da bir bakıma ifrattan tefrite geçmiş olduk. Bir tarafta aşırı formelleştirme çabası vardı. Çok kesin tanımlar yapma, çok kesin ayrıştırmalar yapma çabası vardı. Bunu dinamik ve bütünlüklü bir gerçekliği dondurma ya da parçalama anlamına geldiğini söyledi Lefebvre.
Bunun muadiline hiçbir şeyin zeminin olmadığını söylemek, her şeyin sürekli aktığını ve başıboş bir şekilde aktığını iddia etmek. Buna bu kitap boyunca bolca eski diyalektik sofizm, sofistlerin yaklaşımı diyecek. Hegel'i de aslında takip ederek bu gibi bir yaklaşıma da karşı. Çünkü bu sefer kesinlikten tamamen kaçınan gerçeklik diye bir şeyin olduğunu bile tartışmaya açan bir yaklaşımdan söz ediyor. Hegel'in yöntemi bu anlamda bir diyalektik de değildir diye aslında yavaş yavaş bağlayacak ve Marx'ın savunduğu türden, Engels'in savunduğu türden diyalektik de böyle tamamen ucu açık tartışmalarla devam eden ve hakikat üzerine ve gerçeklik üzerine son söz söylemeyi hiçbir şekilde tercih etmeyen bir yöntem de değildir diyecek. Yani evet, biçimselleştirme çabalarına karşı o biçimleri kırma çabalarını koyacak Lefebvre, Hegel'e ve Marx'a dayanarak. Evet, katı tanımlardan kaçınmaya çalışacak, sabitlemekten kaçınacak. Ama bunun muadili olarak da hiçbir şeyin tanımı yapılamaz. Her tanım muğlaktır. Ya da gerçekliğin şu veya bu boyutu üzerine herhangi bir nihai söz söylenemez gibi sofizmlerden de kaçınacak. Bunu nasıl yaptığını, nasıl temellendirdiğini göreceğiz. Aslında özetlemek gerekirse bu birkaç sayfada çok yoğun bir iş yaptı Lefebvre ve yavaş yavaş bizi Hegel'in mantık biliminde, mantık biliminin sonlarında tarif ettiği yönteme doğru götürdü. Hegel'in yöntemi 3 aşamalı diyelim. Bu 3 aşamalı tabii birbirine bağlanacak Hegel'de her zaman olduğu gibi. Bir analitik başlangıçla başlar Hegel'in yöntemi. Sabit kabul edilen bir takım doğrular, tanımlar, unsurlar ve birbirinden ayrı gördüğünüz gerçeklik unsurları vardır. Bunlara bakarsınız. Bunları gözlemlersiniz. Derleyip toparlarsınız, bazen sınıflarsınız. Analitik aşama diyelim buna. Ondan sonra bir diyalektik aşama gelir. Bunların arasındaki ilişkileri, bağlantıları, iç içe geçişleri, ayrı iken benzer, benzerken ayrı olma hallerini görme çabası vardır. Ama bunun da ötesinde bu yaptığınız araştırmalarla kalmazsınız, bu kuşku düzeyinde, bu bağlantı kurma düzeyinde kalmazsınız. Ondan sonra esas sentetik, sentez aşamasına gelirsiniz. Bu bağlantıların tamamı ve gerçekliğin bütünü üzerine bir söz söylemeye çalışırsınız. Bu sefer o ürettiğiniz şüphe üzerinden bazı yargılara, bazı sonuçlara da varırsınız. Hegelci diyalektikte, Lefebvre'in anladığı anlamda Marksist diyalektikte tamamen şüphe üzerine kurulu, tamamen muğlak tanımlar üzerine kurulu, bütünüyle cedel üzerine, yani eski tarz diyalektik üzerine kurulu bir şüphecilik değildir. O şüphe adımı üzerinden gerçeklik üzerine bütünsel yargılarımızı, bütüne doğru bakışımızı aslında giderek daha iyileştirmeye çalışan bir şeydir, yöntemdir. Ha, burada kalmaz tabii, onu göreceğiz. Gerçeklik üzerine son sözü yine de söylemeyecek. Bu yaptığı gerçeklik üzerine, yargılar üzerine yine tekrardan belki sorular bina edilecek. Ama her durumda dönüp dolaşıp o bütüne doğru bakma, bütüne bütünün üzerindeki tülü kaldırma çabasına Marksist diyalektikte Lefebvre'ye göre sık sık rastlayacağız. Evet, bu ilk kısmın aslında ilk alt bölümünü böyle en incelemiş olduk. Lefebvre'in diyalektik çelişki başlığı altında formel mantığa, biçimsel mantığa baktığı, bunu eleştirdiği ilk sayfalar. Bir sonraki haftamızda Hegel'e bakıyor Lefebvre. Onun şeylerine bakacağız. O sayfaları inceleyeceğiz. 16. sayfadan sonraki kısımlar ve Hegel'in diyalektiğinde bu biçimselleştirme çabalarına ve eski tarz diyalektiğe nasıl bir eleştiri getirildi, bunu nasıl özetliyor, onu görmeye çalışacağız. Yine Lefebvre'in bu eseri üzerinden. Evet, çok teşekkür ediyorum ilginiz için bu kısa okumada ve önümüzdeki haftada yine görüşmek üzere. Sohbeti de tabii kaybetmiş olduk şeyde ama sorular olursa aradaki zamanda da belki bana ulaşabilirsiniz ya da önümüzdeki okumanın başında yazıp iletmeniz de mümkün olur. Ben şimdilik sonlandırayım, ondan sonrasında tekrardan görüşmek üzere.